Merhabalandın YouTube. Demolarda bugün The Tarnishing of Jax diye bir oyun varmış. Onu oynuyoruz ve bakalım nasıl oyunmuş acaba. Hadi let's go başlayalım. Bu arada daha öncesinden oynamıştım. Ama yani size göstermek amacıyla yeniden oynuyorum. Çünkü birazcık hoşuma gitti. Siz de bir bakın. Sizin de acaba hoşunuza gidecek mi? Genel olarak mantığını söylemek gerekirse Metroidvania, Souls-like tarzı. O tarzdan yani. Bu tarzda oyunlar bu demo döneminde birkaç tane çıkmıştı. Hoşuma giden birkaç tane vardı. Onları da göstereceğim zaten. Bu onlardan galiba ikincisi mi, üçüncüsü mü öyle bir şey olması lazım. Neyse, siz de bakın. Hareket ediyoruz. Ondan sonra iyileşiyoruz. Genel Souls mantığımız işte. Onun dışında tamam, düz vuruşumuz böyle. Başka vuruşumuz var mı bilmiyorum ama sanki ses birazcık yüksek gibi. Hemen bir onu azaltayım da. Birazcık azaltmıştım zaten ama çok da azalmamış gibi. Hadi gidelim. Zıplıyoruz, tutunuyoruz falan. Tamam. Doçlamamız da var. Yani bir Souls oyunundan ne beklersin, hepsi var. Aynı zamanda Tarnishing bizim ismimiz. Yani daha ne kadar Souls olabiliriz? Bunun sesi birazcık fazla çıktı ya. Şuna bak. Fazla yani bu. Ama neyse. Her yer mahvolmuş yani kısaca. Şimdi bu tarz oyunlarda bence en önemli olan şey tema. Ve güzel bir teması var mı ona bakmamız lazım. Tabii ben bunu daha öncesinden baktığımda, çok kısa baktığımdan bir tema pek görememiştim. Bakalım bir birlikte demoyu oynarken ne kadar teması varmış birlikte görelim. Yani bu gerçekten de yani bu işleri güzel yapan şey tema. Yani bunları iyi bir şekilde yapabilirsin ama teması olmadığı sürece olmuyor. Ha, birazcık stance mantığı var. Sekiro kafası. Güzel ama tam olarak hani Sekiro gibi değil. Dümdüz vurduğunda kırıyorsun yani. O yüzden birazcık aslında Souls da denilebilir. Yani Dark Souls falan oradaki olaya daha çok benziyor gibi Sekiro'dan ziyade. Sekiro'nun yaptığı stance mantığını çok güzel bir şekilde yapan var bu arada. Daha öncesinden yayınlandı kanalda Nine Souls. Ona da bir bakabilirsiniz eğer bunu da beğenirseniz ve eğer Sekiro'yu ya da Sekiro ile birlikte 2D platformer da Metroidvania tarzını falan seviyorsanız eğer Nine Souls'a bir bakın. Şimdi Divine Bolt diye bir şey aldık. Neden şu an? Heh, tamam düzeldi. Ama sesler hala yüksek ya. Bunu niye bu kadar yüksek yapmışlar ki? Acaba durmuyor mu? Kaydetmiyor mu acaba? Evet, sanki kaydetmiyor gibi. Muhtemelen demo olduğundan. Yani ses azaltmayı doğru düzgün yapamamışlar. Tamam. Kıyafet bulduk. Kıyafet böyle. İkinci silahımız falan da var. Bekle, şöyle gel. Böyle al. Bu ikinci silahı sanki biraz ileride alacaktık. Kayıtı tam düzgün yapamamışlar gibi o halde. Çünkü ben bunu devamında oynadığımda yani biraz daha devam etmiştim çünkü. Oralarda bir yerde mızrak alıyorduk. Gibi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da şimdi hani az önce aldık. Animasyona girdi yine. Şimdi Rage diye bir olay geldi. Bunu da hatırlıyorum. Eğer 4 kere ardı ardına saldırı yaparsak artık daha hızlı bir şekilde saldırı yapmaya devam edebiliyoruz. Şöyle. Kafayı yedik şimdi. Enerji Rush diye bir şey geldi.
gördüğünüz işte enerji raşla birlikte işte artık daha hızlı bir şekilde pat 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 vurabiliyoruz, büyülerimizi falan yapabiliyoruz. Yani bu niye yavaşlıyor acaba? Bunun bu kadar yavaşlamaması lazımdı. Bir sorun var herhalde. Bu arada aşağıya da gidebilirdik ama. Aa, bize izin vermiyor burada. Animasyon şeklinde yapmışlar. Jaxtia Vadisi diyor. Ben galiba buraya gelmemiştim daha önce. Evet. Buraya kadar oynamışım yani. Bakalım ne diyorlarmış. Lilith'miş bunun ismi. Benim ismim Lilith'tir falan filan diyor ama hikayesine o kadar önem vermiyoruz demo olduğu için. Eğer merak ediyorsanız hikayesini ve oynamamı falan istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz eğer hoşunuza giderse. Buradan geçip gelip açıyoruz. Ve şimdi hoşuma giden şeylerden biri şu. Yani bana ne tarafı gerçek muhtemelen bu tarafa gideceğimi söyledi ya. Emin olamadım ama sanki bu tarafa gitmekten başka çarem yoktu gibi geldi bana. Yani bence böyle oyunlarda olmamalı. Burada bonfire'ımız var. Çeşme olarak vermişler bonfire'ı. Gayet güzel. Kabul edilebilir. Understandable. Ama tabii artık bir boss savaşına girmemiz lazım. Bize böyle hızlı vuran bir şeyler lazım ama şimdi bizim duvardan jump olayımız yok galiba. Öncelikle şöyle. Neden ben can basamıyorum şu an? Great Sword varmış. Ver. Ya ben şu anda neden enerji basamıyorum acaba? Heavy weapon falan diyor. Bekle. Sen bana o heavy weapon'ı ver. Onun dışında şöyle yap ve güzel. Pekala. Da ben hala can basamıyorum ya. Tamam, o zaman mantığımız budur bundan sonra. Hemen şöyle geçeceğiz falan filan yapacağız bir şeyler. O neydi be? Ağaç geçemedim. Geri gelir misin? Geliyormuş. Hehehe. Hunter falan bir şeyler geldi. Hanta. Bunların daha gelişmiş olduğunu söylediği için aldım. Yani bu silah sistemi falan hoşuma gitmediğini söyleyemem açıkçası. Ben beğendim yani. De. Ben niye can basamıyorum? Acaba birisi bana bunu açıklayabilir mi? Şu anda ben yanlış tuşa mı basıyorum ya? İyileşmek için R tuşu, evet. Yani ben şu anda R'ye basılı tutuyorum. Yani klavye de çalışıyor. Niye ben can basamıyorum? Hani full enerjim de var. Daha ne istiyor olabilirsin ki? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun yani? Amacın bu mu? Yani gerçekten bilemedim. Yoksa acaba şöyle mi?
Evet, biz bunu galiba geri toplayamıyoruz. Tamam. Ben yanlış düşünmüşüm. Yani birazcık neydi be? Estus gibi. Estus'tu galiba ismi. Aferin size. Bir tanesini basacağım artık. Düştüm. Neyse. O bir şey verdi. Ne vermiş olabilirsin ya? Ha. Öyle. Şimdi ben sana hiç bulaşmak istemiyorum desem sorun etmedi. Sorun etmemesi hoş. Bak, shift atması birazcık zorluyor ya. Burada ruhum var. Atlaya geçtim artık. Ne kadar olduysa. Sen boss'sun galiba. Yani mini boss'tur en azından. Ya kardeşim geçemiyorum ki. Yani şöyle bir tık oynanışı kütük ya. Ya da hani iyice böyle Dark Souls kafası falan yapalım demişler. O yüzden vuruşu düzgün ayarlamamız lazım gibi bir şey de olabilir. Yani öyle yaptılarsa elbette mantıklı tabii. Yani o yüzden böyle beleş beleş hasar yemek aslında. Bak üçüncüyü neden bastı o? Neyse taklamızı açıyoruz. Yani en azından o mini boss'u mu artık neyse onu keseceğiz. Keseriz de ya sanki çok da önemli değil. Yani mantık şu. Vurduk, kaçtık. Onu dodge'ladık. Bunlarla savaşmaya gerek yok zaten. Buraları geçelim o yüzden. Şimdiden speedruncılarını görebiliyorum bunun ama acaba o kadar kaliteli bir oyun sayılacak mı? Çaktırmadan kaçtık. Hasar yedik. Hasar yememeliydik. Hasar yememeliydik. Yine hasar yedik. Neyse. Zaten bundan sonrası bu mini boss'tu. Kaç geri. Bak, vur, kaç. Hemen bir tane basalım. Sen mini boss değilsin ya bu arada. Dümdüz düşmansın. Sword diyor. Brute Sword dediğin iyi bir şey olabilir by the way. 72. Oo. Olabilir. Kaç kaç kaç. Öldüm ya. Çok aceleci davrandım bu arada. Bu kadar aceleci davranmama hiç gerek yoktu. Gerçekten de böyle Dark Souls kafasında yapmışlar ya. Sanki
Bilmiyorum ama Salten sanki Charlie falan vardı. O da böyle olabilir. Ben bunlarda boşa hasar aldım bu arada. Hiç gerek yoktu. Tane heal'imizi de basalım da. Bedavadan gitti heal. Bu kılıç uzun olduğundan aslında menzillerine girmeden görebiliyorum da. Tabii yine de tane hile basacağım ya. Bunlarda bu kadar hasar yememeliydim ama. Şimdi bir vur kaç. Atlayamadım. Tamam. Stance'ini kırdığım için sorun olmadı. Stance'ini kırdığım falan. Güzel. O mızrak atacak. Olmadı. Dur. Güzel. Hayır ya. Aman lazımdı senin. Neyse. Burası artık çıkıştır ya. Yeter artık. Aa, çıkmadık. Daha çok varmış. Hayır. Hayır, atla. Gerçekten de Souls kafasında yapmışlar ya bunu. Güzel mantık. Beğenirim. Hoş. Buradan neden geçiş var? Gizli bir yere çıktık. O ne be? Ayda, durun be. Bunlar ne? Siz ne yapıyorsunuz? Hey. 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 Siz kimsiniz ki? Pardon, sizi tanıyamadım. Aa, sen ne yapıyorsun? Bunlar artık güçsüz ya. Peki. Aynen öyle. Daha gelişmiş olan varmış. Şu da varmış. Böyle. Onun dışında T'ye bastığımda bu ne diyor? Bunlar bir şeyler diyor. Bilemedim. Hikaye galiba. Lore'la ilgili bir şeyler veriyor olabilir. Hayda, ben tutunur zannettim ya. Tutunmadı. De sen varsın. Çok hızlı geç vurdun. Kaç kaç kaç. Bak, bir tane vur atla. Bir tane vur atla atla atlamalıydım. Ve hey. Şimdi asıl sorun ne biliyor musunuz? En baştan başladık. Ben şu tarafı merak ettim ya. Biliyor musunuz yani? Yukarıdan gidip geri dönmemiz lazım da. Burası kilitli değil mi? Evet. Başka bir yer yokmuş ki. Ama ana yere dönüyormuşuz böyle. Yani bu oyun benim hoşuma gitti ya. Hey. Gel bakayım. Yani bu tarz aslında biraz daha size gerçekten şövalyelik hissi veriyor böyle. O vurduğunuz kılıcın ağırlığı varmış gibi hissettiriyor ve daha güzel oluyor gerçekten. Tabi aslında daha güzel demek doğru mu emin değilim. Ama güzel. Daha güzel olmayabilir. Bak,
Atlayamadık. Atladık. Tamam, hasar yemeden geçtik buraları. Gerçekten ağırız yani ya şurada. Ama gördüğünüz gibi gittikçe gitgut yaşıyoruz yani burada. Gitgut. Anne ben oynamayacağım ya. Gider misin? Sizleri kestim ben zaten. Bunlara böyle hasar yemem beni üzüyor. Gidip enerjimi alayım da geri. Ha burada mıydım? Sen bir dursana. Hep senin yüzünden öldüm zaten. Merhabalar. Hey. Ne demek kalkanın kırılmıyor? Senin ne demek kalkanın kırılmaz? Ya nasıl ama? Gerçekten orada birazcık uyuzluk ediyor ya. Ya haklı bir uyuzluk yani bir şey de diyemiyorum o yüzden. Bunu taksam. Yani bunlar yeniyi mi gösteriyorlar sadece ben anlamadım ki. Gerçi bakmıyorum baksam anlarım da yani. Ha burada ceset var. Hem de bu heykelin önünde. Aşağı vurma yok değil mi? Aha animasyon girdi. Aha bu da boss'tur. Aha bu da boss'tur boss. Aha bu da boss'tur. Ya kendini... Aha boss değilmiş iyi neyse. Ne yapıyorsun sen ya? Kendini oduna saplamış oradan çıkarmaya çalışıyor ayağa kalkarken. Aha kustu. İyi neyse. Sıkıntı yok en azından. Bir şey yapmıyor. Aha anahtarı aldık. Haritamız varmış. Tamam buradan inip orayı açacağız zaten. Başka yol mu var? Bir daha buradan gelmemek için buradan inebiliyoruz böyle. Buradan neden böyle bir yer var ya? Aa level up alabiliyormuşuz. Levelimiz var. Oo. Strength, Dexterity, Vitality, Endurance, Wisdom ve Intelligence. Yay. Bir şey diyeyim mi? Ben bu tarz oyunlarda kafasız adam gitmeyi çok seviyorum ya. Ver 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 ver. Ver. 11 level mi? Yok artık. Hadi let's go. Kabul ediyorum. Ver hepsini. Gerçekten yani kafasız adamın kafasız adamı oldum ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Divine Bolt varmış sadece. Şöyle. Relik. Reliğimiz yok. Gift var bir de. Giftimiz de yok. Bildiğim beceriksiz biriyiz yani. Neyse. Yiğidimizi aldık. Let's go. Lan lan lan. Ben sizi beklemedim bu arada. Pardon. Şimdi ağzınızın ortasına diye geçireyim de görün. Artık güçlüyüm lan ben. Tamam belki o kadar olmayabilir ama bir kısımda güçlüyüm yani. Aa atlayamadım. Şurada yol yok değil mi? Evet atlamam lazım. En üstten atlayacağız demek ki. Hop. Aa tutalım. Ha. O bizi durduruyormuş. Ben durdurmaz diye düşündüm de. Bu arada ben buradan çıkarım ya. Benim buradan çıkamamacağımı iddia etmek bana saçma gibi geliyor. Ama saçma değilmiş de. Çünkü mantıklı. Let's go. Knuckles.
Ana yere geldik. Üste durmamızın şu anda yani hiç mantığı yoktu aslında. Üste yeniden bir iyileşme alanı bırakmasının yani ben burada geri dönerdim ki orada hilimi alırdım. Muhtemelen burada bence bitiyordur gibi geldi ama bana. Artık demonun sonuna geldin der herhalde. Aa demedi. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ama niyeyse böyle bir kasıyor falan ama. Ya artık boss geliyor ama. Aa selam. Ney? Ne yapıyorsun sen? Vay deli vay. Ama sen kasıyorsun şu anda. 3 mü? Ney? 2 mi vurdu o? Yani bu arada size şunu söyleyeyim. Yani full de strength'e basmayın yani. En azından hani birkaç tane de vitality'ye basın. O kadar da değil yani. O kadar birazcık abartı gerçekten. İnsene be aşağı. Kafamı kırdın. Bu yaptığın ayıp bu arada. Şimdi o üstteki mesela healing noktası olmasaydı biz buradan başlayacaktık ve mesela onlarla hiç savaşmamıza gerek kalmayacaktı. Saçma bence. Yoksa acaba healing noktalarında level atlayamıyor muyuz? Yani sadece yeni healing noktasında mı level atlayabiliyoruz acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi şöyle bir sorun var ki çok fazla efekt basmışlar ya. Bu kadar efekt basmamalılardı bence. Şuna baksanıza yani neden bu kasıyor ki? Yani sen şu anda 2D oyunsun. Lütfen bir dur. Şuna bak. Ses yarım saat önce geliyor. Vur bir tane daha. Sonra shift. Sonra shift. Ama ben yani shift yaptığımı göremiyorum ki. Yapamıyorum. Yani göremiyorum gerçekten. Yani gerçekten şansa bala bir şekilde kestik ama yani şimdi bu da demodur yani o yüzden bir şey de demek istemiyorum da yani şu aşağıdaki buharlardan dolayı falan kasıyor. Tabii benim de birazcık patates bilgisayar olmasının da etkisi var elbette bunda. Ama o kadar efekt koymayın yani eğer siz oyun yapıyorsanız o kadar efekt koymayın yani gerek yok. Buradan yukarı. Gidiyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Sanki o tarafa gideceğiz gibi ama. Bak efektten çıkınca nasıl düzeldi oyun. Kardeşim o kadar efekti yani niye koyuyorsunuz ki? Şimdi silah olarakmış. Yo silah değil bir dakika o farklı bir şey. T'ye bas. Ha burada yeni bir şey var. Tamam vadi anahtarı. Ve burada giftlerde. Acaba ne? Ha bunu Fountain'da giyebiliyormuşuz. Tabii Fountain buradan ileride ama. Şimdi E değil de I desek burada kabul edecek mi? Tamam da ben şu anda Fountain'dayım zaten. Beni artık salsam mı? Yani hayır yanlış onu sal bir kere. Yani ne yapayım? Ne yapmamı istiyorsun yani?
Hayır, ya da burası Fountain mı değil? Benziyor ama değil mi? Burada çok kasıyor ya. Bak efektten çıktığımız an nasıl düzeliyor. Burada selam abicim. O ne ya öyle? Bu kadar da yapmasaydın sen. Ama gel gel. Adam stansımızı bozuyor. Haklı olarak. Hey. Sen kimsin ha? Hayya hayya. Ha, bu oyun şöyle yapmasaydı daha iyi şeyler de gösterirdim ama sana ne yapalım? Rapier çıktı. Rapier için de birazcık Dexterity lazım. Bizde Dexterity yok. Aha yine birisi doğuyor. Ya sizler miydiniz? Gerçekten mi yani? Selam. Bu mudur yani? Yürüyün gidin hadi. Ben bir güvenemedim de. Vur bir tane daha. He? Az kalsın ölüyorduk. Açıl be. Daha açılmadı. Ama sen iki vurdun ki bana ya. Bu arada bence bu kadar yeter ya. Daha nereye kadar gidiyor demosu bilmiyorum ama bence yeter. Çünkü yani burada çok fazla kasıyor ve o kasması birazcık sinirimi bozdu. Yani oyunu çok yavaşlatıyor. Niyeyse kasma olarak kasmıyor da yani frame rate'i düşmüyor ama yavaş yavaş hareket ediyoruz. Ama her neyse. Bence güzel bir mantıkla yapmışlar bu arada. Souls'daki kafayı direkt almışlar. Hani gerçekten o kılıcımızın ağırlığı varmış hissi bu oyunda da var. Ama en başta dediğim bir teması var mı üzerine gidersek de yani şu an için bir tema göremedim ben. Bence temasının olması önemli bu tarz oyunlarda. Tema olmadıktan sonra pek kendisini satamıyor açıkçası. Eğer bir tane de uygun bir teması varsa devamında belki bu daha net belli oluyordur. Öyle bir şey varsa eğer çok daha güzel olabilir bu oyun. Bir de Salt and Sanctuary vardı. Onu oynamadığım için bilmiyorum da muhtemelen onunla karşılaştırma yapabilirsiniz eğer siz de oynadıysanız. Çünkü muhtemelen onun benzeri bir şey olması lazım. Bu arada bu kanalda da bir ara Salt and Sanctuary'ye oynamam lazım. Ama her neyse. Dediğim gibi en başta eğer oyunu beğendiyseniz yorumlara falan yazabilirsiniz. Çıktığında falan belki düzeltirler bu tarz şeyleri. O yüzden devamını da oynayabiliriz. Onun dışında eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, aynı zamanda istiyorsanız da Discord'a gelmeyi unutmayın. Bundan sonra 15 tane daha demo oyunu oynayacağız bu Haziran Next Fest'le alakalı olarak. Onları da izlemeyi unutmayın. Daha öncesinde de birkaç tane video çekmiştik. Onlara da bakabilirsiniz. Hadi görüşürüz bir sonrakinde.